Sevgili yengeç burçları, ay burcu yengeç, yükselen burcu yengeç olan dostlarım. 5 Ağustos, 11 Ağustos dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Yeni ay bugün itibariyle biliyorsunuz bizi etkilemeye başlıyor. Dünden bir oluşan yeni ayımız vardı. Dünden beri hayırlısıyla yeni ay fazındayız. Hem Aslan yeni ayı hem de yeni başlangıçları temsil ettiği için hem de arkadaşlar Aslan yeni ayındayız. Venüs de Başak Burcu'na girdi. Merkür de Başak Burcu'na girdi ve Merkür'ün Başak Burcu'nda olması kendi burcunda rahat ettiği anlamına geliyor. Daha gerçekçi, mantıklı ve pratik hareket edeceğiz. Ve üçüncü evimizden etkilendiğimiz için kısa yollar yapacağız. Ailemizle ilgili mükemmel planlamalar ve aynı zamanda yeni yerler görme, yeniliklerle karşılaşma, iş konusunda başarı, komşularla sorunlarımızın gitmesi, bunları hayata geçireceğiz. Bazıları yurt dışındaysa, yurt dışında izleyen Türklerimiz varsa, onlar yurda dönüş yapabilirler, çok güzel yolculuklar yapacaklar. Uzaktan evinize dönmek çok iyi olacak, yurdunuza dönmek çok iyi olacak. Yine uzaktaysanız evinize dönüşünüz çok harika olacak. Yani bir dönüş var arkadaşlar. Mars'ın da İkizler Burcu'nda olması 12. ev konularını gündeme getiriyor ve zihnin bir arı kovanı gibi Yengeç Burcu. Hani biraz zihnini sustursan çok daha iyi olacak. Neler olacak zihnini sustursan? Bir kere cevaplar gelecek, hayal gücünün işlediğini, hayallerini gerçekleştirdiğini göreceksin. Dediğim gibi zihninde gürültü yapma. Zihnin çok aktif. O yüzden etrafınızdaki olan olaylarla ve iç dünyanda oluşan olaylarla ilgili güzel değişimler, güzel dönüşümler yaşayacaksın. Günlük telaşlardan uzak ve zihnini de susturup berrak hale getirdiğinde düşüncelerini, hayallerini hayata geçireceksin. Sabırlı olman gerekecek ve aynı zamanda enerjini birden fazla şeye harcadığın için enerjin düşmüştü. Zihnini boşaltmanla beraber hem fiziksel hem zihinsel açıdan espri yeteneğin gelişecek. İletişim yeteneğin gelişecek, konsantrasyonu geliştireceksin. İnsanlarla bir arada bulunmak, bir arada hareket etmek sana çok iyi gelecek. Daha doğrusu sosyal hayatın çok aktif olacak. Yine Jüpiter'in İkizler Burcu'nda olması dolayısıyla arkadaşlar yine 12. evinizde bir hastalığın tedavi olması, rüyalarda mesaj alınması, bu oluşan Aslan yeni ayı arkadaşlar biraz uykusuz bırakabilir sizi ama geçici 2 veya 3 gün sürecek. Sonra hem uykularınız düzene girecek hem de zihninde oluşan türlü sıkıntıları atlatacağını görüyorum. Dini inançların çok kuvvetli olacak. Felsefe, dini inanç her türlü yönden sana yardımcı olacak. Duaların kabul oluyor. Boğa burçlarıyla bazı sorunlar yaşamıştın, o çözülüyor. Yine akreplerle sorunlar vardı. Çoğu gitti, azı kaldı. İnanın, akreplerle de ben sorunlarınızı çözeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Hukuksal bir konu çözüme kavuşuyor. Yabancı ülkelere gitme, yabancı ülkelerden gelme, biraz evvel söyledim.
yurduna dönebilirsin. Yine yabancılarla işin olacak. Tutucu ve dar görüşlü, muhafazakar bir insandan bir söz işitebilirsin. Allah'a haber edeceksin. Yani seni haksız yere suçlayabilirler, iftira atabilirler. Ama senin gözün pek kendinden emin, aktif ve enerjik bir karakterde olduğun için, ailene söz söyletmediğin için, iyi bir anne, iyi bir yardımsever olduğun için, bu sana söz söyleyen, iftira atanlarla yüzleşeceksin. Sezgilerinle olsun, gerek duyumlarınla olsun, ama çoğunlukla sezgilerinle, bunların kim olduğunu biliyorsun. Yüzleşeceksin, onlara gereken cevabı her türlü vereceksin ve kendinden emin şekilde, kendine güvenen şekilde işinde gücünde olacaksın. Düşmanı yeniyorsun. Seni kontrol etmek isteyen ailenden uzak kimseler, özür diliyorum arkadaşlar, uzak aile bireyleri olabilir, uzak akrabalar ya da yakın komşular. Bakın, komşunun yakını, akrabanın uzağından sakın bu hafta. Neden? Seni böyle bir rahat ettirmeyecekler, seni kontrol etmek isteyecekler, böyle sıkıntı yaratabilirler. Onlardan da kesinlikle kurtuluşun var. Kötü gidişata dur diyeceğini görüyorum. Tahmin ettiğinden daha kolay geçecek bir hafta. Maddi olanaklarını çoğalttın bir hafta. Ve inanır mısın, gerek kişisel çabaların, gerek diyetlerinle beraber vücuttan ödemi, fazla kiloyu attığını görüyorum. İştahın birdenbire kesilebilir. İştahlı olanlara söylüyorum. Çok da iyi olacak. Hem de rahatlayacak vücut, biraz kendine gelecek. Hem de toksinlerin atılmasıyla, fazla suyun atılmasıyla beraber sizin karaciğerinizin rahatlayacağı, alerjik reaksiyonlarının, kulak rahatsızlığı varsa bunların gideceğini de söyleyebilirim. Baş dönmesi gidiyor. Unutmayın arkadaşlar, böyle tuzlu, tatlı fazla yememiz vücutta ödem yapıyor. O da baş dönmesi, kulaklarla ilgili problemler, deri problemleri, kaşıntı yapıyor. Bunları göndereceğinizi, sağlık durumunuzun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bir alerjik reaksiyon vardı belki geçen hafta. Belki dediğim gibi vücutta ödem oldu, şişlik oldu. Gidiyor arkadaşlar bu hafta. Hem sağlıklı olarak dünyaya meydan okuyorsun, hem de liderlik yeteneğini eline alıyorsun. Sevgili arkadaşım, her türlü konuda güzelliklerle, iyiliklerle donatılıyorsun. Evet, iki yerden para gelişi olduğunu, türlü problemlerini çözdüğünü görüyorum. Maddi olanaklarını çok ilerleteceksin. Ve rızkın çok genişleyecek sevgili dostum. Gerek ruhsal olarak, gerek matematiksel olarak rızkının genişlemesiyle beraber derin bir rahatlık, derin bir iç çekiş ve Allah'a şükür enerjisi çok yoğun. Sağlıklı bir yaşamla beraber, para akışıyla beraber yani yaşamı kutsayacaksın adeta. O yüzden ya basit zikrini veriyorum. 72'dir tekrar sayısı. Rızıkları genişleten, ruhları ferahlatan odur anlamında. Hem ruhen ferahlayacaksın Allah'ın izniyle, hem de sevgili yengeç şey yapacaksın, yani rızkın genişleyecek. 2-3 yerden gelir görüyorum. Rabbim mutluluğunuzu artırsın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.